Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılının 11 Eylül gününe büyük sarsıntılarla uyandı. Kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptı. Kuleler birbiri ardına yıkıldı. Üçüncü uçak Pentagon'u hedef aldı, son uçak da Beyaz Saray'a ulaşmadan düşürüldü. 3000 kadar insanın hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında dünyada güvenlik algısı yeni bir boyut kazandı. Dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush'un ilan ettiği terörizmle savaş, özellikle İslam coğrafyasını hedef aldı. Müslümanlar için hayat bir daha eskisi gibi olmadı. 11 Eylül'ün sorumlusu Usame Bin Laden'in Afganistan'da saklandığını söyleyen Amerikan yönetimi, saldırılardan bir ay sonra Afganistan'ı işgal etti. NATO da tarihinde ilk kez 5. maddeyi hayata geçirdi. Müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırıya yanıt vermek için Afganistan'da operasyonlara başladı. 11 Eylül saldırılarına katılan 19 teröristin 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. Bu yüzden hayatlarını kaybedenlerin yakınları Suudi Arabistan'ı suçlamaya devam ediyor. Saldırılarda Suudi Arabistan'ın maddi ve stratejik desteği olduğu fikri hakim. Açılan tazminat davaları sürerken Riyad yönetimi 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor. Afganistan'da başlayan Amerikan işgali Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Afganistan'ın ardından hedefte Irak vardı. Washington özgürleştirme söylemiyle 2003'te Irak'ı işgal etti. Arap ülkelerinde kitlesel değişimler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan bir türlü çıkamadı, büyük kayıp verdi. Sonunda Washington'la Taliban arasında barış görüşmeleri başladı. Görüşmelerde sona yaklaşıldığı sanılırken Başkan Trump'tan yine beklenmedik bir hamle geldi. 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümüne 2 gün kala Trump, barış görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Bir Amerikan askerinin öldürülmesini gerekçe gösterdi. 11 Eylül'ün ardından yeni dünya düzeni söylemleri de artmaya başladı. Terörle mücadelede yeni güvenlik stratejileri ortaya çıktı, devletler ulusal güvenliğe daha fazla para ayırmaya başladı. 11 Eylül saldırıları başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı'da Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında da büyük artışa yol açtı.